Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bin gayb. İkinci söz. O muttakilerden bahsediyor. Gayba inanırlar. Gayb deyince gözümüzün önünde böyle bardak gibi, eşya gibi olmayıp arka taraf. Gayb demek melekü tarafı. Yani gayb değilken, derken ulaşılamayan, ulaşılmayacak bir şey değil. Zahirde gözükmeyen. Mesela اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. İşte o muttakiler gayba inanırlar. Mesela adam cesede inanıyor, ruha inanmıyor bakar. Ruhun kafiri bu. Ruhu örtüyor ama inkar ederken ruhuyla yapıyor bunu, onu da bilmiyor. Çünkü inkar eden, kabul eden ruhtur. Ruhuyla ruh inkar ediyor. Böyle tuhaf asırda yani, bu asırdayız. Şimdi neyse uzatmayayım. O ayrı bir konu. Ben değişik bir noktadan bakacağıma inanıyorum buraya. Kulağınızı kapatmayın lütfen böyle. Yani ikinci söz biz biliyoruz. Zann-ı galiple bloke etme, kulağı kapatmaktır. Bakayım bizim bildiğimiz bir mana mı? İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersin. Ben de sıkıntı yaşıyorum. Cehennem olmuş dünya. Her gün moralim bozuk. Burada imanda bunlar varmış. İmansız mıyım ben? Ne var? Burada bir sorun var. Kendimi sorguladım. Bir yerde bir sorun var yani. Bak imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet. Üç. Ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen. Dört sıfat. Saadet, nimet, lezzet, rahat. Üçü de yok, dördü de yok bende ya. O zaman bir sorun var bir yerde. Bir yerde bir sorun var. Mesela üçüncü sözde miydi? İman-ı kamil olan bir insanın küreye arz bomba olup patlasa ihtimaldir korkutmaz. Hatırladınız mı? Ya benim hemen ödüm patlıyor. Aha orada birisi var. Ama bana şey yaptılar. Hemen şey de, işte gelecekten korkuyorum. Açlıktan korkuyorum. Hatta geleceği teminat altına almak için dini feda ediyorum. Namaz kılmıyorum. İstersen, şu anlamak istersen diyor. Şu temsili hikayeciye bak dinle. Hemen benim hatırıma şöyle bir şey geliyor. Size geliyor. İkinci o bahsedilen cennet var ya, vaat edilen, malum cennet, inşallah gideceğimiz cennet. Oraya deliler girecek, hayvanlar girecek, değil mi? Ehli fetret girecek. Günahını bitirdikten sonra, günahını yandıktan sonra da girecekler. Yani delinin gideceği bir cennet. Deli bile gidecek oraya. Hayvan bile gidecek. Ehli fetret bile girecek. O cennete girmek fazla o kadar zor olmaması lazım. Ama burada varmış. İmanda bir saadet varmış. İmanda saadet,
nimet, lezzet ve rahat var. İmanda varmış. Bunu ya hissetmiyoruz, ya bloko olmuş veya imanımızdan lezzet alamaz hale getirilmişiz. İmanımızdan lezzet alamıyoruz. Kafir de küfrünün elemini hissetmiyor. İptal isneminde. Onun için yaşıyor. Aslında yaşamaması lazım. İmansızlığı bilmezsin sen. Ben de bilmem pek. Bir ara tefekkür ediyordum ki yanlış. Bunu hadiste de men edilmiş. Motor yanıyor. İmansızlık ne olduğunu bir şekilde şöyle düşünmüştüm. Onu söylemeyeceğim. Bayağı da çöktüm yani. Düşünce o. Yasak o. Bir de söylüyorum. İman vasıtasıyla bu dünya cennet olur. Aile saadeti cennet gibi olduğunu söylüyor mesela. Hidayet ruhun cennetidir diyor. Hidayet ruhun cennetidir diyor. Öyle demiyor. Ha, demek ki burada bu sırrı yakalamamız lazım. Hemen bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şu kainatta bizim fehmedemediğimiz, biraz da herhalde uzak durduğumuz, yani bilmiyorum nasıl bir şey, bir sır var. Bayağı bir sır var. İnce bir sır var böyle. Bu kainatı devi devran eden bir rububiyetin sırrı var. Ona karşı bir yapılanma yapmak, mesela şu kainatta takip edilen bir gayeye uygun, yani o gayeyi bulup ona yaşama nispetinde dünyamız cennet oluyor. Onu söyleyecek. Kainat bir sistem çalışıyor. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bu sisteme rağmen kendi dünyamızı kuruyoruz. Bu sistemi kendimize göre çalıştırmaya çalışıyoruz. Cehennem de buradan başlıyor işte. Cüzi nazarımızı cüzi işlere hasredip boğuluyor. Yani bir daha söylüyorum, ben kendi içsel tefekkürümü söylüyorum. Kainatta Allah'a yakışır, Allah'a uygun, Allah'lık, Allah Allah'lık yapıyor. Şu kainatta bir rububiyetin içinde bir sır var, yani bir ince balon gibi sarmış. O kainat bize rağmen çalışıyor, o sistem çalışıyor. Bu sistemin içinde sistemden habersiz veya haberli, sistemi kale almadan kendi dünyamı oturtuyorum. Bütün sistemi ters çalıştırmaya çalışıyorum. Adeta kanser hücresi oluyorum kainatta ben. Yani bütün hücre böyle çalışırken, kanser hücresi demek kanser, böyledir. Yani sistemin içinde sistemi bozuyorum. Cevabı da hemen gecikmiyor. Cehennem. Cehenneme atılıyoruz. Şimdi anlatıyor, bak nasıl düşüyoruz buna. Katkısı olabilecek ciddi, hakikaten hoş cümle hatırına geliyorsa onu alabiliriz. Yani ders ortasında. Çünkü hepiniz kitap okuyan insanlarsınız. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Gayeleri bu. Keyif ve ticaret. Biri hotbin. Ne demek hotbin? Hotbin. Sadece kendini düşünen. Düşünen. Hotbin, bedbin yani. Talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin, bahtiyar diğer tarafa sülük eder gider. Yani bir tanesi sistemin adamı, bir tanesi kendisinin adamı. Bir tanesi kainatı sorgulayan, kainatta bütünlük içinde kendini arayan, ötekisi ise kendi pergel insan, merkeze kendisini koymuş, bütün kainatı bu merkezde değerlendiren. Yani
İnsan kendisini nasıl kainatta yorumluyor? Bütünlük içinde, bütüne gelip bakabilirse resme, kendisini görür. Yoksa böyle basit şeylerle, cüzi nazarını der ya, cüzi işlerle sarf edip orası mezar oluyor. Mezar oluyor, mezar. Mezar. Bahtiyar adam diğer tarafa sülük eder giderler. Bundan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kavgamızı, mücadelemizi buna vereceğiz kitapla. Biliyor musunuz? İhlas suresi kaç ayettir? 4. İhlasın sırrı kaç tane düsturumuz var? 4. Ben yaklaşık olarak bir 5 gün uğraştım. 5 gün. Daha fazla da en az. Bu ihlas düsturu şöyle bizim bir arkadaşlarla münasebet kurmanın kaide ve kuralı olmaması lazım. Çünkü bu kadar ısrar edilmiş 15 günde bir. Bu öyle yok, şöyle yapalım, birbirimize kavga etmeyelim, böyle yapalım. Olmaması lazım bu ihlas dusturunda, sırf bu takip edilmemesi lazım, başka bir şey olması lazım. Bak, imanın bu dünyada seni cennete sokan 4 tane kaidesi var. Saadet, nimet, lezzet, rahat. Bak, onu hatırlayalım mı? Bak, ne diyor? Rahatlığımızın, cennetimizin kuralıdır o. Yoksa arkadaşlarla kavga etmemek değil. Bu gününüzün kıymetini bilin. Bir tanesini size anlatayım. Dedim ki ya benim yaşım itibariyle niye yalnızlaştım? Baktım ki emsallerimin bir kısmı ölmüş. Bir kısmı da kendi dünyalarına çekilmiş. Siz yaşınız müsait olduğu için emsalleriniz var. Yaşlandıkça emsalleriniz olmayacak. Tekleşeceksiniz. Çoğusu kabire girecek. Kimisi felç, evden çıkmayacak. Kimisi böyle, kimisi işte. Bak burada mesela cennetin bir tanesini okuyayım. 4. düsturunu okuyayım. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, faziletlerini kendinizde tasavvur edip, düşünce, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Bu seni cennete sokmuyor mu bu dünyada? Öteki cennet değil ki. Mesela 1. düstura bakın. Amelinizde rızayı menfaat olmalıdır. Eğer menfaat olursa, bütün künse emniyet yok. Çünkü servetin çok, paran çok. He? Olmadı mı? Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Rıza-i ilahi bizim Allah'ın kainatta takip etmiş olduğu rububiyete uygun olmalı. Rıza ondadır. Yani Allah'ın kainatta tasarruf ettiği sistemdedir. Allah'ın rızası oradadır. Çok acayip. Mesela bak, bu dünyamızı cennete eder mi etmez mi? İki okuyayım. Bu hizmeti Kur'an'ı'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünden fazilet vuruşluk devinden gıpta damarı tahrik etmemektir. 3. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Hak, Cenab-ı Hak var ya, Cenab-ı Hak, hak. Her şey hakka hayatını vermek. Vesaire devam ediyorum. Yani ben neticeyi söylüyorum. Bu ihlas düsturunun 15 günde bir olmasını sırf nurcular veya Müslümanlar mabeyninde güzel bir ahenk kurulması için olduğuna inanamıyorum. Yani az görüyorum çünkü bu kadar ısrar. Dünyamızı cennet ediyor. Mesela bir misal vereyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, suyun başında dahi olsanız su iktisat var. Almasam zaten akıyor dere. O dere değil iktisat. Buradaki senin verdiğin değerdir. Buradaki yapılanmadır. Suyu böyle almak değil ya. Yani. Başka bir şey. Bu nedir? Cennete sokuyor. 4 düstur. İhlas suresi 4 ayet. Burada da imanın içerisi, imanı bütünleyen saadet,
nimet, lezzet, rahat. 4. Şimdi içeri girelim, bunu bozan nedir? Önemli olan o. Hepimiz bu rekalı biliyorduk. Hol bin adam, kendini beğenen adam. Kendini beğenen adam, bütünlükte olmayan adamdır. Parça parça olan adamdır. Bütünlüğe gelememiştir. İbrahimleşememiştir. İbrahimleşmek. İbrahim. İbrahim bile, İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi diyor, mutmain olamadım diyor. Biliyorsunuz değil mi? Mutmain. 4 tane kuşu kesmesini söylüyor. 4 tane kuş da karga, güvercin, tavus ve horoz. 4 tane de bu yani. Hangi konuda mutmain olamıyor? He? Hangi konuda mutmain olamıyor? Yani bu diriltme noktasında olamıyor. Mutmaine makamı. İbrahim'in rengini biliyor musunuz hangi renkti? Şu verir misin? Bu değil. Krem. Versene krem. Şu takkeni ver bakayım. İbrahim'in rengi bu renkmiş. Krem. Bunun rivayetlerde geçiyor. Buyur. Krem. 4 taneyi kes diyor. İbrahim bizim meşrep ve mesleğin temelini oluşturuyor. 623 şu alar. Şefkat ve tefekkür. Tefekkür, enfüsü bütüne getirmektir. Şefkat ise bulunduğun sistemi bütünlemektir. Eğer şefkati kaldırırsan, hiçbir yerde bütünlük olamaz. Yapamaz. Enfüs ve afak. Pergeniden. Şimdi, hodbin adam, şefkatsiz adam. Kendini beğenen de, kimmiş biliyor musun bu? Kendini beğenen şu sıfatları cem eder. Hodgam, hodendiş, hem bedbin olduğundan. Yani 4 tane oldu aslında. Hodbin, hodbin saadetini yok eder. Hodgam nimetleri kaybeder. Hodendiş lezzetini uçurur. Bedbin ise rahatını yok eder. Arkadaşlar, bir tanesi aklidir. Bir tanesi kalbidir. Bir tanesi ruhsaldır. Bir tanesi de eylemseldir. Fiile dönüşme halidir. Bu dördünü bütüne getiren öteki cenneti zaten garantisidir. Dünyada cennete giriyor. Saadet, nimet, lezzet ve rahat buradadır. Nerededir? Hodbin bırakıyor. Şimdi onu geleceğim de bakın nasıl yapıyor. Hodbin adam, kendini beğenen adam. Yani pergeli kendisine koymuş. Şeytanın kaç tane çok sıfatı vardı da, temel, öz, öne çıkan Kur'an'ın nazarında 4 temel sıfatı var. Neydi? Gurur, kibir. Sonra? He? Haset. Sonra? Hayır. Gurur, kibir. Gurur, kibir. İkincisi? Haset. 3? Ben merkezli. Kendini beğenen. 4? Çok önemli. Yiğis. Yeis. Gurur, kibir. Cem enaniyettir. Enaniyet. 2. Haset. İşte cehenneme girmek o işte yani. Cehenneme giriyorsun. Haset, hasidi yakar. Yani haset edeni sokuyor cehenneme. 3 çok önemli. Aileyi yıkan. Aileyi tarumar eden. Karı koca kavgaların temeli. Pergel insan, yani ben merkezli, empati yapamayan, pergeli kendisine koyup o merkezde yorumlayan hepsini. Karşıdan bakamayan, yani
aklını beğenen, aklına oturan, o merkezde her şeyi yorumlayan, dördüncüsü de Allah kimsenin başına vermesin, bunun bedeli Allah'tır, yeis. Yeise düçar olan Allah'ı kaybeder. Abi şeytanda bir yeis örneği verebilir misiniz? Şeytandan şöyle yeis örneği vereyim. Şeytan o kadar ümitsiz oldu ki, tövbe bile hatırına gelmedi, uzun ömür istedi. Bana kıyamete kadar zaman mühlet ver dedi. Oysa yaptığı hatadan Allah'ım beni affet diyecekti. Allah'tan ümidini o kadar kesti ki ömür istedi, tövbe istemedi. Evet. Baştan canı bilseydi tövbe eder mi? Başta tabii tövbe eder miydi? O adamı bilmiyorum. Fakat şeyi merak ettim. Bugün konuştuk mu onu size? Bu fıtratta ifrat, tefrit, vasat yoktur. Senelerden beri uğraşıyordum. Ha dün ikindi de oldu. Dün ikindi namazında Allah'ım bana doğru ve yanlış hatırıma getirdiği şey. Fıtratta ifrat ve tefrit yoktur. Vasat vardır. Fıtratı seniye ve selim var ya. Dediğim hep düşünürdüm. Hani hatırlar mısınız? Her bir duygunun, her bir hissin ifrat, tefrit, vasatı var. Ama hepsi. Mesela kuvve-i akliyenin, kuvve-i şeviyenin, gadabın, hasetin, kinin. Yani bu. Ama fıtratı A, B, C, Ç'den, L, M, N'den gidin. İlk önce L gelir değil mi? Lüleburgaz. Sonra L, M, N, N'de gelir. Fıtratı selime, L, Lüleburgaz. Aslı yaratılan fıtrat demektir. Bozulmamış fıtrat. Fıtratı selime. Fıtratı seniye, ikinci elde edilen fıtrat ki, ifrat ve tefrit. Mesela kuvve-i akliye, fıtrat da vasattır. Nasıl ifrat ve tefrit olur diye şey yaptım. Bunu etkileyen sebep nedir? Bir birim var. Her bir hissi, her bir latifeyi ifrata taşıyan birim, onun adı şeytandır. Her şeyi ifrata taşır. Onun tefrite de taşıyan şey de birimi nefse emmaredir. Nefse emmare yapıyor. Onun için fıtratı bozuyor. Fıtratı bozuyor derken orada işte cennet ama buradadır. İşte imanda saadet, nimet, lezzet ve rahat. Ac, fakr, şefkat, tefekkür. Bu dersimizin konusu hodbin, hodgam, hodendiş, bedbin. Lik yok eder. Aşağıda okuyun. Peki bu ne olur? Dünyasına bakacağız şimdi. Bildiğimiz bir yer ama bir de böyle bakın. İbrahim'in dört tane kuşu. Karga, güvercin, tavus, horoz. Yani mutmain olayım ya Rabbi. O zaman Allah dedi ki, kes, kafaları sende dursun ya İbrahim. İlk önce kendine bir alıştır bu hayvanlara ya İbrahim. İlk önce bir derse git, dersleri oku İbrahim, Lazcası. Bunları kes ve kafalar sende dursun. Bunları kestikten sonra parçala ve hamur yap. Git, üç tane değil, beş tane değil, dört tane tepeye koy. Sonra çağır İbrahim, bakayım onlar gelecek mi? İbrahim'in dört kuşu diye bu akşam yayına girecek ders var, orada dinleyin. Bir saat bunu anlatıyor. O dört tane tepe neymiş? Dört tane tepe insanın dört unsurudur. Toprak, ateş, hava, su. Üzerine konulan da dört tane ac, fak, şefkat, tefekkür. O kargaların isim geliyor. İşte bu da var içinde. Şimdi bu sefer insan mutmain oluyor. Ac, fak, şefkat, tefekkür. İşte İbrahim'i İbrahimleşmek, İbrahim'i meslek, tefekkür ve şefkattir. Bir daha tekrar ediyorum. Tefekkür enfus alemi bütüne getirir. Şefkat ise bulunduğumuz yeri, aile, ticaret vesaire bütüne getirir. Cemaatsan cemaat. Şefkati söküp çıkarırsan
bu adam cemaat içinde mikrop olur. Ev içinde zehir olur. Pergel insandır. Kendisine koymuştur pergeli. O merkezde yorumluyor her şeyi. O pergel adamdır. Bu hotbindir. Öyle beğenmiş ki koymuş şeyine. Bu acayip bir şey. Bak hotbin adam hem otkam kendini düşünür. Hem hodendiş sadece kendini düşünür. Yani düşünür ama sadece kendisini düşünür. Sonra hem bedbin olduğundan hep böyle nerede olumsuzluk var? Nerede diken var? Nerede kusur var? He niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah Resulü acayip bu konuda hadisi var böyle bir mana. Diyor ki mahvolduk, bittik diyen bitmiştir diyor. Ona dikkat edin, bitenler böyle der. Yusuf kuyuda bile ümitliydi. Şeytan ise, bakın şeytan öyle imkanlar verilmiş ki, o kadar yeis içinde bulundu ki, tövbe etmesi bile hatırına gelmedi, kıyamete kadar ömür istedi. Ahmağa bak. Ya, tövbe istesene. Tövbe bile hatırına gelmedi çünkü yeisti. Yeis adam öyle yapar. Çünkü Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Olduğundan bak, bir daha söylüyorum bunu çünkü çok önemli olacak. Hodbin, hodgam, hodendiş ve bedbin. Yani kendini beğenen, kendini düşünen, sadece pergel insan, bu merkezde bakan ve her şeyin kötü tarafını gören adam olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memleketi düşer. Nazarında. Allah memleketi atmıyor. O giriyor o memlekete. Nazarında böyle oluyor. Aynı büyük çekmecede, tepecikte mutlu cennet yaşayan insan var. Aynı burada cehennem yaşayan insan var. Cehenneme girmesine sebep budur işte. Olduğunda cezası olarak nazarında fena bir memlekete düşer. Burada bazılarının gözü oluyor ya böyle, şua böyle. En gerekli ilanı gibi sokar diyoruz ya. Ulan bu adam hiç hoşuma gitmedi ya. Böyle sokuyor yani suratı, tipi, acayip her şeyi kaymış gibi. Onları da simgeliyor diyor Murat burada. Diyor ki, Murat diyor ki, abi diyor buradaki nazar, gözden çıkan şuadan düşün, bir insanın nazarı niye artar? Bir adam bazılarının nazarı çok olur. Ustad diyor ya, adı aşırı adavet, aşırı muhabbet bana dokunur şu alarda. Yani her gün sığırı patlatıyor, adamı patlatıyor, benim camı indiriyor vesaire. Bu nazarında, bu nazar tabirinde de herhalde bu mana olsa gerek. Dört sıfatta haiz olanın gözündeki şu an fazla olur. Adamı da patlatır yani. Hodbin, hodgam, hodendiş, bedbin. İnsanda acayip gözdeki şu an, yani parçalanmış vücuttaki enerji, göz vasıtasıyla bütüne gelerek bir noktada gönderiyor. Nazarında diyor bakın, nazarında. Tamam, hemen anladık, teşbihtir. Aleminde, ama bunu da kenardan kaçırma yani. Bu adamlardan uzak dur, yani pergel insan. Pergel insan, pergeli kendisine koymuş. O merkezde herkesi yorumlar, bana bakacak, bana itaat edecek de, tamam mı? Benim hizmet edecek de böyle. Evde de öyle. Oturur. Herkes ona itaat etmek zorundaymış gibi. Cemaatta da öyle. Cemaatta da mesela meşveret edecek. Sen gel, sen gelmez, sen gel. Sen olmaz, sen gel falan. Ben içeride konuşacağım şeyi hep onaylamayacak. Noterdeki memur arıyorum yani. Yani ne meşveret diye. Pek fena bir memleketi düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler bakıyor bak. Bakıyor. Her yerde aciz bir çareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveli ediyorlar. Bakar ki bakar. Böyle görüyor. Pek fena bir memleketi düşer. Her yerde aciz bir çareler
zorba müthiş adamların ellerinden, tahribatlarından vabelya ediyorlar. Böyle görüyor. Bakayım ötekisini görecek. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hal görünüyor. Nereye bakarsa öyle. Allah Allah, her taraf karanlık ya. Her taraf bitmiş. Ümitsiz. Bedbin. Ya adamı nasıl çökertiyor ya. Bir pusulayı kaybettin mi? O kadar sans ki bu. Tak diye diptesin yani. Bak bir de okuyayım. Böyle olan bir adam, Holtbin, Holtgam, yani kendini beğenen, genç arkadaşlar var da Türkçe şeyini okuyayım, uydurukçasını. Kendini beğenen, kendini düşünen, pergeli kendisine koyan ve her şeyde kötü yorumlayan adam, ceza olarak, alemi bu, kafa bu. Şimdi buradan çıkan şua, yapıcı, olumlu, büyütücü olur mu? Nazarında fena bir memlekete düşer. Düşer tabii. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveli ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hal görür. Kendisi. Müşahede eder de mi? Görür. Bütün memleket bir matemani umumi şeklini almış. Şu adam nasıl şey yaşayacak şimdi düşün. Allah Allah. Onun için asın imamları ne kadar şey ya. Ne kadar lazım. Mesela dostu tarif ederken alimler, hatırıma kaldığı kadar tarif edeyim. Dost odur ki görüldüğü zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan, herkesin ümidi kestiği zaman seni ümitle donatan. Sen unuttuğu zaman asla seni o unutmaya. Dosttur. Arkadaş ise menfaatı paylaşılan. Menfaatı pay ediyor. Menfaat varsa tamam. Nasıl bir dosttu ki en ufak bir şeyde hemen arkanı döndüğün zaman bir beşeriyette beşeriyetçiği var. Her bir şahsiyetimizin bir hükmü var. Beşeriyetimiz var. Ubudiyetimiz var. Vazifedarlık elbisemiz var. Hemen bakıyorsun hangi sahada bir nakıslık olunca hepsini bir anda çöpe atıyoruz. İşte bu dost değil. Acayip. Kendi aleminde, evet, evet. Ulemalarda diyor yani, kendi aynasından bakar. Cenab-ı Hak herkes işte kainata bir mizan olarak yaratmış. Evet, herkes kendi aynasının müşahadatına tabidir. Mesela, dedim ya dersin başında, kainatta böyle bir sır var, bir rububiyet icraatı var. O kainatı devran ediyor, eviriyor, deviriyor. O kainat sistemini Allah Allah'lık yapıyor yani. Allah Allah'lık yaparken icraatını da anlamıyoruz. Mesela ölüden diri çıkartıyor. Hala anlamış değiliz. Ve biz resmin tek karesiyle bakıyoruz. Kainatın bütünlüğünü bakamıyoruz. Kainat derken esmanın tecelligahı, ahiretteki hakikatler, insanın hele hele çok önemli, bu resul malımız olan, asıl malımız olan istidat ve kabiliyetimizin hangi şekilde inkişaf edeceğini biz bilmiyoruz. Eğer olumsuzlukları kaldırırsan kainattan, insanı da kaldırman gerekiyor. İnsan olmaz o zaman. Programlı bir düzen öyleyiz. Evet, yani bu sistem. Evet. İşte bu sisteme, bu sistemin içine giren bir insan, buna uygun, bu sistemdeki sırrı yakalayıp, buna uygun davranırsa, düşünürse, o cennet değil ya, o cennet bir şey değil. Dedim ya, deli de girecek, hayvan da girecek, fetret ehli de gidecek, günahkar günah yandığı kadar gidecek o cennete. O cennete zaten gidecek. O cenneti demiyorum. Bütün kainatı evir deviren sistemi fark edip o sisteme göre çalışan dünyada zaten cennete giriyor. Ustad diyor ki, imanda cennet var diyor. Hidayet ruhum cennetidir diyor. Aile hayatın saadeti cennetidir diyor aile vesaire. Böyle cennetleri anlatıyor. 8 tane cennet vasfını anlatıyor. Bu dünyada giriyorsun. Bakın imanda saadet, nimet, lezzet ve rahat var.
Şimdi bende mi imansızlık var haşa? Huzur yok, saadet yok, lezzet yok, nimet yok. Ne var bende? Onun için sorguladım, bu ikinci sözü okuyorum. Bak, imanda diyor, ne kadar büyük bir saadet, bir. Ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir lezzet ve ne kadar büyük rahat bulunduğunu anlamak istersen. Bunlar varmış imanda. Bende yok. Bende yoksa yayman yok veya başka bir şey var ya. Burada bir şey var, bir tuhaflık var yani. İmanda bunlar olacakmış. Bende niye yok? Veya acaba iptali istevinden, günahlarla imanımdan zevk alamaz hale mi geldim? 15. şu anda geçiyor. Mümin diyor, günahından dolayı iptal his olduğundan, imanından lezzet alamadığı gibi, kafir de iptal hisnevinden, küfründen elem alamadığından yaşıyor. Yoksa kafir bir an yaşamaması lazım. İntihar etmesi lazım. Bir anın en adama bir ateş basıyor. Dün gece beni uyandırıyorlar. Ya ben doktorum arkadaşlar, psikoloji dersi yapıyorum diye. Tamam, iyi, neyse de elhamdülillah çarol. Ateş basmış. Tamam. Bir imanlı böyleyse anlatıyorum bak. Kafiri size bırakacağım. Tamam. Beyin kanaması geçiriyor. Hastane. Saat akşam namazında sabaha karşı. Çünkü baktım teheccüdü geçmek üzere saat. O zaman uyandırdım. Ondan sonra bütün işte check-up'lar mı nelerler yaptırmışsa sabaha karşı hiçbir şey yokmuş. Peki bir en ufak ateşle senin dünya yok oluyorsa ne olur Allah aşkına bir düşünün şunu. Ya imansız olan bir insanın ateşi yükselse ne olur? Uçağa binerken ölürüm mü, acaba düşer mi diye daha uçağa binmeden, adım atmadan uçağın kapısında ölen adam gibi olur. Kaf, imansızlığın simgesi olabiliyor. Hatırladınız değil mi? İsim vermeyin. İmansız, İslami isimlerle, İslami örf ve adati ananeyle, törelerle dalga geçen artistin birisiydi. Evet, tamam, isim vermeyeceğiz. Uçağa da kapıya binmeden acaba bu uçak düşer mi diye kendini düşüren. İmansızlık var. Şeyin bu niye böyle? Peki hocam acaba ben evet bir şeyim yoktu ama niye böyle oluyor? Beni bunun için mi kaldırdın? Cevap. Hocam bir şey demeyeceksin mi? güldüm. Abi gülüyorum. Kardeş, güldüm, kapattım. İmanlı böyleyse, en ufak bir şeyde ölümden ödüm patlıyorsa, hani ölüm tebdili mekandı, ölümü aleminde izah edememişsin kardeşim. Ölümü çözememişsin. Ölüm zannetmişsin. Ruhun ölümü zannetmişsin. Oysa külün nefsin demiş. Nefsin ölümüdür. Ruhla ne alakası var? Ölümü izah edememişsin. Ölümü çözememişsin. Her daim karşına çıkacaktır o. Ölümü çözmüş Risale-i Nur. Ölümü öldürebilir misiniz diyor Risale-i Nur. Allah Allah. Ölümü öldürebilir misiniz? Kabir kapısını kapatabilir misiniz? Madem ölümü öldüremiyorsunuz, bir defa top tüfek patlasa 10 defa Allah'a ekber diyeceksiniz. Allah Allah. Ne dedi biliyor musun? Güldüm. Abi be, ne kadar rahatsın ya. Niçin böyle? Bir rahatlık bizhas değil. Bak, kainatta bir sistem var arkadaşlar. Geniş daireyi de bunun içine. Kainatta bir sistem var. Ölüyü dirilten, basit kokuşmuş, taafun etmiş yerlerden hayatı yaratan, hayatın içerisini mektep, kışla eğitim yeri yapıp maddeleri dezenfekte eden bir sistem var. Bu sisteme uygun, düşünür, sever, kalbimi ona göre değerlendirir ve öyle hareket edersen bu sistemin cennetine girersin.
Sistemin cenneti bu. Yoksa olur cehennem. Dünya cehennem olur. Oturursun öyle. Üf. Batsın bu dünya. Bitsin. İnmek istiyor. Ölümle yaşamak eşit. Bir tane size söyleyeyim. Batsın bu dünya. Şehir vereceğim. İsim vermeyeceğim. Bremenhafen. Almanya'da geldim. Ramazan'ı biliyorsunuz. Adam Türk. Batsın bu dünya diye CD'yi koymuş. Kaza değil. İntihar ediyoruz. Bütün camları kapatarak denize uçuyor. Ve suyun üzerinde batsın bu dünya dedi ama suyun üzerinde araba bir anda batmıyor. Çok çıkmak istedi ama böyle dalina mı çıkamaz. Şimdi bir şey anlatacağım. Polis o arabayı da çıkartınca acaba CD'si ne çalıyordu, müzik ne çalıyordu diye çıkarmış. Ailesine teslim etmişler. O CD bize de geldi şey. O son çalan şey batsın bu dünya. Ölmek istiyoruz. Artık yaşanmaz gibi şeyler varmış ofisinde. Bütün kainat sistemine rağmen bir sistem çıkarttı. Kendisi bir dünya kurdu. Onun içinde yaşadı. O sistem bunu iktiza ediyordu. Cennete değil cehenneme soktu. Hakikaten battı bu dünya. Onun dünyası battı. Ya. Ne ile besleniyorsan tersini hissedemezsiniz. Doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Ders. Kötü şeyleri dinliyorsan kötü hislerin ortaya çıkacaktır. Kötü hislerin hakim olduğu bir bedende kendinizi iyi hissedemezsiniz. Yani kötü mesela diyelim ki gıybet ediliyor, iftira ediliyor, yalan konuşuyor. Bir sürü bir şeyler yapılıyor yani. Fıtrata zıt bir ortam var. Orada konuşulurken kendini iyi hissedebilir misin? Suda, suyun içindesin. Ben ıslanmak istemiyorum. Mümkün mü? Ne olmak istiyorsan o kanunda olmak lazım. Neyse. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hal görür. Bütün memleket bir matemani umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve müzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Sarhoşluğu anlatayım, ille içken değil. Hemen eve geliyor. En büyük sarhoşluk dizi değil, haberdir. En büyük sarhoşluk. 58 emir daha bir. İniyor arabaya, inene kadar tak 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 çantasıyla hemen arabaya tak, müzik. Kafa sakin değil. Ne yapıyor bak? Kendisi şu elim ve müzlim sıkıcı haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Uyuşturuyor. Nereye kadar kaçış? Nereye kadar erteleme ve öteleme? Nereye kadar kendini dinlemeyeceksin? Nereye kadar kendini örtmeye çalışıyorsun? Nereye kadar kulağını tıkamak tıkıyorsun? Mümkün mü? Ama bir boşluk bulduğu zaman vallahi affetmez, doğru intihar. Ya? Adam, hanım hakkını helal et. Telefonu kapatıyor. X şehirde, çünkü bu sesimi duyacaktır o. İş yerinde zincirlerle şeyi kapatıyor. O anda tabii kadın telefon ediyor polise. İş yerinde hemen zincir falan şeyi asıyor kendisini. Ama telefonu ettiği için kadın hemen polisle yakınmış demek ki. Kırıyorlar, giriyorlar. Adam hepten şey yapıyorlar ama işte 3-4 gün yoğun bakımda. Ne, bilmiyorum kaç gün, 19 gün. Şimdi şey, iyi. Ya, niye? İşte böyle. Ne kadar, ne zamana kadar kendini örteceksin, erteleyeceksin, öteleyeceksin. Yani ne zamana kadar kendi mutluluğumuza çalışacağız? Ne zamana kadar kendimize yatırım yapacağız? Yani ne zaman yapacağız bunu işi? Kendimize yatırım yapmıyoruz. Çoluk çocuğa bir şey kazandır. Ya kendine yatırım yap. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Kanser, hastalık, ölüm. Ecnebi diyeyim, düşman. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeler ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Allah Allah. Vicdanı, vicdan azabını bilir misiniz? Ne kadar acayiptir.
Vicdan azabı. Bak vicdanı azap içinde kalır. Varsa tabii. Vicdan azabı nedir? Kim tanımlayacak böyle veya bir katkısı olan var mı? Peki, vicdan nedir? Ki azabını bilelim. Adamı tanımıyoruz ki azabını bilelim. Vicdan azabını bilmen için vicdanı tanıman lazım. Bir adamı tanıyalım ki azabını bilelim. Mesela ot yemek azaptır bana ama sığır için nimettir, değil mi? Şimdi peki, vicdan nedir vicdan? Doğruyu tasdikleyen. Doğruyu tasdikleyense? Fıtrat-ı zişurdur diyor. Fıtrat-ı zişurdur. Başka? Haşir meydan numunesi. Haşir meydan numunesidir. İyilik yapmak istersin mesela. Önünden bir hasta ziyaret veya istediği bir şey. Ha, güzel şeyler. Başka? Enfüs dairede Adalet Bakanlığı. Enfüs dairesinde Adalet Bakanlığı. Güzel. Başka? Yanlış yaptığı zaman vicdan azabı çekiyor. Onu arıyoruz zaten. Başka vicdan nedir? İnsan üç unsurundan bir tanesi olabilir mi? Ne? Murat. Vicdan nedir vicdan? Ana servası dörttür. Ana servası dörttür. Say. Zihin. Zihin. His. İrade. İrade. Latife-i Rabbani. Şimdi azabını şey yapacağız. Zihni vazifesi? Marifetullah. Marifetullah'a küs olursan. Hissin vazifesi? Muhabbetullah. Allah'a muhabbet değil de putları put edinirsen. Putları put edinirsen. Sen olmasan yaşamak bitmiştir. İrade. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Yapmazsan. Ruhsal donanımını güçlendirmesen işte vicdan azabı budur. Cehennemdir cehennem. Akılları diyor işaretleyeceğiz da. Akılları marifetullah'a küs. Kalpleri Allah'ın düşmanını seviyor. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olacak. Hisim, vicdanın dört özelliği var. Zihin, yani tencereyi getir buraya. Zihni at, hissi at, iradeyi at, latife-i Rabbani yap, omlet yap, karıştır karıştır. Çıkan tek şey vicdandır. Vicdanın lezzetini de böyle düşüneceksin, vicdanın elemi de böyle düşüneceksin. Öyle avami tarzda değil. Adamı tanımıyorsun ki lezzetini tanıyın. Nerede memnun olur? Mesela şöyle diyeyim. Tanımadığınız, bilmediğiniz adamı memnun etmek istiyorsunuz. Çin'de bir adamı. Nereden hoşlanır, ne yapar, cinsiyeti nedir, yaşı kaçtır bilmediğiniz bir adama hediye götüreceksiniz. Acaba memnun etme ihtimaliniz kaçta kaç olur? Gibi bir şey olur. Tanımadığın insanı nasıl memnun edersiniz? Hangi hediyeniz sizi memnun ettirecek ki o? O zaman bir insanı memnun etmek istiyorsanız o insanı tanımanız lazım. Onun için yaptığınız önemli değil. Kimin için yaptığınız önemlidir. Allah'ı tanımıyoruz ki onun bize karşı muamelesini tanımıyoruz. Mesela Allah'ın nimetlerini farklı farklı paketlerle bize takdim ediyor. Allah nimetlerini farklı paketlerle yaparken bazı paketlenme şeklini alışkın değiliz. Bunu da nimet değil diyoruz. Paket içini açmıyoruz. Bunlar da bela ve musibettir. Nimetleri bak. Bela vereni buldunsa safa eder, ata eder. Bela vereni bulamadınsa ben uydurukçasıyla Allah belanı verdi bil. Oysa nimet onun içinde ya. Ama peki niçin nikmet zannediyoruz? Paketleme şekli farklı. Yani bir muzu paketlediği gibi paketlememiş. Evet bak vicdanı azap içinde kalır. Niçin kalır? Marifetullah yok. Muhabbetullah yok. İbadetullah yok. Ruhuna katkı yok. Vicdan azabı bu. Anasır er. Hutbe-i Şam 136. Vicdanın anasır erbası, ruhun dört esası olan. Peki takva nedir? 148 Kastamonu, menyattan ve günahlardan içtinab etmek. Bu lugattır. Takva ise bu vicdanın dört özelliğini camidir. Vicdan da diyor, bu vicdandaki şey, takva da bu vicdanın marifetullah, muhabbetullah, ibadetullah ve müşahadetullah'ın bütünlüğüdür. Buna da ibadeti kamile diyoruz da.
takva denilen ibadeti kamile dördünü tazamun eder diyor. Vicdan azabı çeker. Marifetullah yok da. Öyle okursan vicdan azabı çeker. Vicdan bir şey doğru. Vicdanı tanımıyoruz, o zaman bunu hiç yapamıyoruz. Diğeri bak aynı büyük çekmece şey yapacak, cennet yapacak bak. Hudabin, hudaperest, hak endiş, güzel ahlaklıydı ki nazarında, gözünü şu andan düşün, düşüncesine kadar pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Şenlik görüyor. Mesela bunun tersini uygulayalım cemaata. Ben iki hocam ispeti anlatayım, tersini anlatmayacağım. Şefkatli adam, mütefekkir adam, İbrahim'i meşrebe sahip insan, sır ihlası anlayan, ihlası demiyorum, anlayan adam şöyle bir adamdır bence. Bütün farklılıkları fark eden, her farklı mertebeden bakıp, hiçbir farklı mertebeye mahkum olmadan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Bunun tersi, bağnaz, geçimsiz, pergel insan, hodbin, hudaperest, hodendiş, bedbin, yani pergel insan, nereye giderse olumsuzluk, negatiflik, surat asma, yani hayat yokmuş ya ondan, hayat yok, öyle bir şey yokmuş yani. Acayip bir şey. Biraz da zenginliği varsa basıyor parayı, cemaatta da söz sahibi oluyor, cemaati da perişan ediyor, kendisi de perişan oluyor. Ustad ne güzel yapmış ya. İşte sorun oradan yaşıyoruz. Basıyor parayı, söz sahibi oluyor. Kırko var ya, kırkoyla basıyorlar, aram yükseliyor ha. Suni yükselme yani, dışarıdan hormonlama. Hormonu, adam bir yükseliyor, bir bakıyorsun, hiç parkura sonradan girmiş yani. Hani bir geçmişi yok. Aa nereden çıktı bu adam? Oturuyor masada. Olmaz. Hizmet olmaz. Adam radiyallahu anh kafasına göre hizmet kuracağız şimdi. Yeni bir sistem, yeni bir şey. La kardeşim ya. Allah kurmuş bir sistemi ya. Ötekiler, ah ses yapmayalım. Sonra bildiğimizi okuruz. O adam bedava yapıyor, sakin sakin. Ondan sonra tahrip de kolay olduğu için tak bir bakıyorsun, dejener olmuş. Ne yapıyorlar biliyor musun? Buradaki trenini buraya almıyorlar. O çok zor. Montaj yapacak, demont. Hemen bir makas koyuyorlar, tak bu tren buraya geçiyor. Haberim bile olmuyor. Makas koyuyorlar, makas. Şu tren, bu trene nasıl geçer, bu raya nasıl geçer, buradan buraya nasıl geçer? Hemen bir ray koyuyorlar, senin haberin olmaz. Tren gidiyor, tıkırdı, aa gidiyor. Bir baktın ki dönmüşsün. Mekke'ye gidiyordun, abi bir baktın Paris'tesin. Evet beyler, son durak. Burası Paris. Mekke vardır. Bizim de olmuş böyle. Evet, diğeri Hudabin. Hudabin ne demek? Allah'a çok seven. Hudabin. Allah'ı seven, Allah'ı bilen dedin. Hudaperest, seven, Allah'ı bilen, Allah'ı seven, hak endiş, merkeze hakikati koyan, güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdi memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir surur, bir şer ayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler, herkes ona dost ve akraba görünür. Akraba görünüyormuş. Ha, burada, merkez burada. Cennet burada kardeş. Nemrut'un ateşi burada, arama Urfa'da. Ben ne yapacağım Urfa'dakini? Kaç bin sene olmuş. İbrahim'i Kızıldeniz'de arama, burada ara. İbrahim'in düşmanı kimdi? Nemrut. Nemrut kim biliyor musun? İbrahim ne yapıyor? İbrahim'i meşrebimiz neydi? İbrahim meşrep, tefekkür ve şefkat. Onun zıttı Nemrutluktur. Nemrut'u tarihin derinliklerinde ararsan, Kur'an'ın mesajını almamış oluruz. Bak Nemrut ve Firavun diye 5 tane 5 saat ders var. Bir bakın daha bir merak edin. Külliyat menşeli bir ders. Musa ne yapmış? Musa, Firavun.
kız çocuklarını bırakıp erkekleri öldürmüş. Musa'yı ortadan kaldırmak istemiş. Musa kimdi? Firavun ondur işte. Musa neydi? Neyin simgesidir Musa Kur'an'da? Şeriatın, simgeselliğin, fiilin, şairin, yani İslami yaşantınındır. İtikatta İbrahim'dir, amelde Musa'dır. Firavun nedir? Musa'yı, şeriatı, Kur'an'da Hızır'la Musa kıssası var. Hikmet peygamberi, Musa ile seyahat eden Hızır aleyhisselam peygamberdir diye çoğunlukla ittifaktır o. Musa ise zahiri şeriatçıdır, şaircidir, fıtratçıdır, eylemcidir, toplumcudur. Firavun ne yaptı? Kızlarla erkekleri öldürüyor. Şairi kaldırıyor. Hem itikadı hem şairi kaldıran da Süfyan oluyor. Firavun ve Nemrut'un cemi Süfyan'dır. Firavun bile Nemrutluk yapamamış. Firavunluk yapmış. Arkadaşlar ben Firavun'u gördüm. İngiltere'de görürsünüz. Ben çok merak ediyordum. Beş kafalı zannediyordum. Dört ayaklı biliyordum. Meğer aynı bizim gibiymiş. Meğer Firavun'un adamın adı değilmiş. Ramses'miş. Dördüncü Ramses. Firavun kimdir diye bir baktım ki bir baktım kendimde buldum. Varmış bende Firavun. O sıfatların hulasasıymış. İbrahim'i yok eden, yani İbrahim'i meşrep olan tefekkür ve şefkati yok eden Nemrut'u ben tarihlerde aradım. Meğer bende varmış o. Peki tefekkür ve şefkat yok olursa dima olur Nemrut'un cehennemi. Cehennemi burada ara. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Kanal Ufra'ya dedim ki, davet etmişlerdi de gitmiştim bu şeyde. Ya dedim bu çam iki tane direk nedir bilmiyormuş gibi sanırım. Ya hocam işte o Nemrut'u şey yaptılar ya diyor, gerdiler ya oraya. Dedim o ne demektir ki direk? Bakıyor Allah Allah. O iki direk. İbrahim onun içine atmış, oradan atmış, çekmiş. O nedir ya? Nasıl anlarız dedi, Nemrut'u anlarsan İbrahim'i görürsün. Eğer İbrahim'i anlarsan da Nemrut'u görürsün. Asrın imamını iki şekilde anlayabilirsiniz. Asrın deccalını biliyorsanız karşısında asrın imamı var. Asrın imamını tanıyorsan onun karşısındaki asrın Firavun'u ve Nemrut'udur. Kim ne yapacakmış o? O Süfyan. Firavunluk yapacak. Bir, yetmiyor. Nemrutluk yapacak. İki, yetmiyor. Üç, şeddatlık yapacak. Şeddadın görevine yestehibunel hayate dünya alel ahireti kuracak. Yani Yemen'de İrem bağlarını kurarak mukaddes kitaplarda vaat edilen cennete benzer yapmış. Ben de ümmetimi buraya koyacağım diyor. Muhammed'in Allah'ı varsa ben de ümmetin şeyim tövestavurla. Benim de cennetim budur dedi. Tam yaptı, tam girecekken kendisine tabi olanlarla kendisini Allah yerin dibine gönderdi. Hayat-ı dünyeviyenin temini, şeddatlık, itikat bozukluğu, nemrutluk, amelsizlik, firavunluk, cemi, süfyaniyet. Bunu yapan Süfyan'dır. Elhamdülillah. herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terisat umumiye şenliği görüyor. Peki dördünü beşini tazamun eden internet ve televizyondur. Harici götürmeyin bu bilgileri. Bizde var bu arkadaşlar. Bırakın bu dersin muhatabı biziz. Televizyonda fena manzaralar firavunluktur. Firavun kızları canlı tutup erkekleri onunla öldürdü. Aslı vazifeni bırakıp ona buna cevap yetiştirmek sizi Nemrutluğa götürür. Bırakın onu, herkes her şeyi biliyor. Bildiği yerdedir. Kim nereye layıksa oradadır, bırakın.
Madem böyle bir ilmi muhiti var, kim nereye layık ve mustahaksa öyle muamele ediliyor ve edilecek diyor. Mektubat 243. Dikkat edin. Öyle harice atmayın bunu. Bu kadar zarar, bu kadar zarar gördüğümüz halde hala onun peşindeyiz ya. Bir bak bakalım. Bir, belki de ömründe bir defa mal bitirmedin ama televizyona veya internete harcadığın zamanın onda birini ya, onda birini. Ta vazgeçiyorum. 20'de birini fıkıha, itikada harcasaydın şimdi 10 tane kitap bitirirdin. Adam saatlerce güya inkarcılara şey yazıyor. O da tuzaktır. Emirdan da söylüyor. Size soru sorarlarla sorarak, sizi sorularla meşgul edip yapmanız gerekeni yaptırmayacaklar. Emirdan da anlatıyor. İhvan-ı Müslüman'ı böyle tuzağa düşürdüler diyor. İnternetlerde cevap yazıyoruz. Bu tuzaktır, tuzak. Onlara güya ateistler falan, onlar her şeyi biliyor. Nerede ne olduğunu biliyor, onlarla uğraşma. Emir Dağı'nda, ben nerede bilecektim bunu? Ama abi bizim vazifemiz, senin vazifen, vazifeni yap. Vazife ilahiye karışma, senin öyle bir vazifen yok. Sen Risale'ni oku, onun çoluk çocuğuna, yakınlarına Risale'ni anlat. Bak, rahatlamak istiyorsan da sana söyleyeyim. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları, iyi dikkat et bunu, elbette insanları ve insanların amellerini görür. İnsanlar neye layık ve mustahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmeti muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Vazife-i ilahe karışma. Senin böyle bir vazifen yok. Soruyorum size, hepiniz kitap okuyan adamsınız. Değil mi? Bak. Acaba laikaları Emirdağ ve Kastamonu laikası alırsanız, ne olur Allah aşkına, en çok hangi konuda yapma, bakma dediği taşidat yaptı hangi konudur? En fazla hangi konuda taşidat var? Hangi mevzu? Siyaset. Ama dershanenin içine bile soktuk. Dershanenin içine de soktuk. Bakma, dinleme diyor, tamam mı? Yapma diyor. Peki sence bir mana ifade etmiyor mu ustadın bu kadar tahşidatı? Senin için hiç mana ifade etmiyor mu? Hani nurcuydun? Hani sadakat vardı? Peki uymadın, cehenneme girdin, haberin yok. Buhran geçiriyorsun, kafanda duman atıyor, huzurun kalmadı, evin tarumar oluyor. Sen tarumar oldun, itikadın, ben o kadar kişi gördüm ki, neredeyse Allah'a isyan edecek, böyle Allah görmüyor. Sitede yazdım zaten. Sen bunları niye yazdın diye sor. Küllatta topladım. Yani neredeyse bir kısım insanlar geniş dairedeki adaleti, hikmeti, inayeti bilemediği için, rububiyeti kavrayamadığı için imanlarını bırakıyorlar haberin içine. Haberi açıyorlar, imansız olup çıkıyorlar. Allah'ın rububiyetine isyan ediliyor. Zübeyir, sen beni vazife yapmamakla mı beni şey yapmak istiyorsun? Vazifesiz de mi gitmek istiyorsun? Kötü haberleri getirerek. Bundan fazla ısrar eden bir konu var mı? Yok. Peki niçin biz de bu kadarla kayıttık? Ne olmuş bize ya? He arkadaşlar, ne olmuş bu kadar? Arabaya biniyorsunuz, radyo, televizyona gidiyorsunuz, internete haber. Ne işiniz var ya? Hiç ustadı dinlemeyecek miyiz? Tamam dinlemiyorsun. O zaman beni niye arıyor? Niye yazıyor? Abi bin ödüm falan. Ya kardeşim Allah aşkına kapatın şunu ya. Kapatın şunu ya. Dinlemeyin, bakmayın, kör olun, sağır olun. Allah Allah'lık yapıyor, sana ne? E bildin de ne oldu? Yapman gerekenleri bile yapamadın. Bari ne güzel kitap okuyacaktın, dua edecektin. Ya Rab Allah'ın alemi İslam ihtiyadı İslam'la güldür diye. Bak cehenneme sokuyor. Cehennem ya işte. Bak nazarında güzel bir memleket varken. Bak abi, perişan olup gidiyorsun. Ne karın var? Bilmeyecek miyiz? Bildin ne oldu? Daha söyle bakayım. Bildin ne oldu? Dua bile edemedin. Kendine bile faydan yok. Leylim leylim dolaşıyoruz. Gergin, asabi, hırçın. Tamam mı? Tahammülsüz, sabırsız. Tuhaf bir mahluk oldun. Sakin ol ya. Allah'ın işine karışıyorsun. Sen resmin bütünü göremezsin. Ve bu kadar ısrar ettiği halde hala acayip bir şey ya.
Hocam tuhaf da mı? Daha tuhaf mı da gidiyor? Medrese denilen yerde ders bittikten sonra siyaset yapılıyormuş. Gazeteler mi, partiler mi, geniş daire şeyleri mi? Acayip acayip ya. Neler türemiş ama ya Rabbi ya. Akrepler kaynıyor. Allah istikametten ayırmasın ya. Allah Allah, ne acayip bir şeymiş ya sadakat. Ebu Bekir'in imanı bir tarafa, ümmetimin imanı bir tarafa diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne, niçin? Sadakat. Sadakat, sadakat. Bütün memlekette yaşasınlar teşekkürler ile bir terisat umume şeklini görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurani az asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle mütelim olmasına beden, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın sururu ile mesrur ve müferra olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Daha nasip olur. Ya kardeşim tamam işte ki ticaret eline geçti. Dibini getir işte ya. Devam et. Senin vazifen bu. Kabirde ey Hasan, buyurun ey münkernekir kardeşlerim. Geniş dairede Libya'da neler oldu? Bana ne ya? Sen ne biçim lakayt bir Müslümansın? Ben dua ettim. Amerika'da kaç tane tavuk var? Ben ne bileyim kardeşim? Ya şu tercihim, kimin telefonları ya? Artık yeter ya. Kapattın ya. Amerika'da kaç tane tavuk var? Ne bileyim kardeşim? Böyle bir vazifemiz var. Boğaz'dan kaç tane gemi geçiyor? Diyeceksin ki hikim, sen bunu örnek kafadan attın. Ya söylüyor. Bunu araştıran varmış ya. O kadar tik olmuş ki gitmiş denizcilik şeyine bunu araştırıyor. Kafaya taktım diyor. Güzel takmaklar olsun sana. Acayip gidiyor ya. Deli olacağım ya. Şey soruyor bana. Abi diyor, Amerika'nın güneyinde diyor, Bermuda şeytan üçgeni var diyor. Ne var onun içinde diyor. ne yapacaksın sen onu? Vallahi geçen uçaklar, yoldan geçen gemiler yok oluyormuş. Senin düşme ihtimalin var mı? Yok. Senin %100 düşeceğin dikdörtgen var. Niye onu merak etmiyorsun? Üçgeni merak ediyorsun. Dikdörtgeni merak etmiyor. Ve %100 gireceği yeri yani. Hakikaten o abi orası öyle diyor. Orası öyleyse hiç merak etmiyor lan. Sorsana bana abi girer girmez. Münker nekir nedir? Bak sana uygun bir şey ders yaptık. Münker mekiri kabirde arıyor. Burada sureti var, orada hakikati var. Bak bir tane münkeri yapayım size. Geliyor karşınıza bir açık saçık. Allah ondan soruyor. Men rabbuke, Rabbim ben miyim, nefis mi? Kafayı çevirdin, ha tamam Rabbim benim. Baktın detaylara kadar, Rabbin kendi nefsi. Şimdi böyle bir manzara karşısında haramı seyreden bir insan, haramın defterine böyle kaydedildi. Böyle kaydedildi. Şimdi girdik kabire, farklı bir manzara çıkar mı? Niye sürpriz bekliyorsun? O zaman münker nekir buradadır kardeşim. Münker yaptıkların, nekirde reddettiklerin. İçki içmiyorum. Nekr. Bu nekirlerin. Namazı kıldım. Bu da münkerin. Zaten münker nekir diyecek ki sana. Sen bunu açık saçık geldi. Bakmadın. Evet bakmadım. Zaten böyle diyeceğini biliyordum. İstikbalde hakikaten şimdi süreten diyor ki gireceğim kabrime girdim diyor usta. Hikaye anlatmıyor. Risale-i Nur. Roman değil. Size bir şey anlatayım ben. Ve orada yazılmış. Afyon Kayseri plakası kadar -38 santigrat derecede soğukta hapishane camları kırılmış. Koğuşuna lağım suyu bağlanmış ve hapishane duvarları eskide kalın olduğu için onun üzerine ibadet ediyor ve isyan etmiyor lağım suyu bağlanmış diye. Şualar da şöyle diyor. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. Ne olur lütfen rica ediyorum. Lağım koğuşunda var, sen oradasın. Duvarda oturuyorsun. Cam kırık, ihtiyar. O -38 derecede Allah'ını seversen, peygamberini seversen, roman yazar mısın? Evet, bugün de Akdeniz'de, Antalya'dayız. Yatta ve katta şöyle bir şey. Ben böyle hikaye yazılır mı?
Bu ortamda o -38 derecede donuyorsun. Lağım var. Orada bunu diyor. Münker mekir istikbaldı. Hakikaten şimdi sureten kabrime girdim. Münker mekir denilen iki arkadaş geldi diyor. Roman değil arkadaşlar. Risale roman değil. Çünkü yazıldığı şartlar romanı iktiza etmiyor. Romanlaşmaması lazım. O bir şeydir. Bir bakın görün. Ben de merak ettim. Kendisi bana ikaz etti usta. Münker mekir, münker mekir. Ustadım münker mekir nedir? Böyle baktı, elini uzattı. Baktığım yerde şu alır. Kalktım. Kalktım. Değil mi? Niçin etkilendim? Bir yakınımı kabrime, kabre gömdüm. Cenazesini şey yapıldı. Akşamı kıldım. Yatağıma uzandım. Gözüm kapalı, baktım ustad geldi. Diyor ki, münker nekir, münker nekir. Ben de konuşmadan konuşuyorum. Ustad, münker nekir? O kalktım gece, istersen uyuyor. Aa, münker nekir? Ulan neredeydi ya? Hiç ilgimizi çekmemiş. Çünkü ölmedim ki daha önce. Münker nekiri merak edeyim. Hiç merak etmemiştim. Bir baktım ki, münker nekir buradaymış. Vay. Bak orada. Münker mekir. Ne acayipmiş ya. Meğer bana soruyu burada soruluyor. Orada meyvelerini alıyoruz. Soru burada, cevap burada. Soru burada, cevap burada kardeş. Soru da burada, cevap da burada. Bakayım. Şu imkanı sana verdiler. Maddi imkan, servet. Zekatı verecek misin? Verecek misin? Makamın var. Makamını dine, davaya kullanıyor musun? Kullanmıyor musun? İşte karşında geliyor haram bir şey. Bakıyor musun, bakmıyor musun? İşte sana münkerin bu. Men Rabbuke, Rabbin kimdir? Soru bu. Davrandığın özellikler, davranışların, o senin cevabın. Ondan başka sürpriz bekleme. Çok çabuk şunu bitireyim. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder, sonra döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der, yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terisatı soymak ve talan etmek tevhüm etmişsin. Aklını başına al. Aklını başına al derken akla hitap değil bu. Aklını başına al derken zekaya hitap ediliyor. Akla hitap edilmiyor. Çünkü Hasan takkeni başına al. Yokmuş, böyleymiş. Aklını başına al derken akıl burada yok. Akıl bir alettir. Meşhum bir alet olur, uğursuz bir alet olur, bazen harika bir mucize olur. Bütün sıkıntılar başına toplar, bütün sıkıntılar başına defeden bir alettir. İki yönlüdür. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde, şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet perver, müktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehmettiğin, bak senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder, evet ben İşretten divane olmuştum. İçki değil ha bu. İçkinin şeyi. Esas bu işte. Biraz önce anlattığımız hakiki sarhoşluk bu. İşretten ben divane olmuşum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir veya fasiki gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemane-i umumiyedir. Bütün ziyayat firak ve zevan silesiyle alan yetimlerdir. Hayvan ve insan ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Hakk'ı tanır. Tasdik eder, onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgah-ı beşer,
ve hayvan ve meydan imtihan insün candır. Bütün vefiyat hayvaniye ve insani ise terisattır. Bak, bütün vefiyat hayvaniye ve insani ise ölüm terisattır. Vazife hayatını bitirenler bu dar faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevelludat hayvani ve insani ise as-ı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat bir muvazzaf, mesrur asker, birer mustakim, memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefri veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'in, Malik-i Rahim'inin birer münis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz ve tatlı hakikatler imandan tecelli eder, tezahür eder. Son cümle. Demek iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Bir de okuyorum son çünkü. Demek iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Çekirdek taşıyor ama ağaç olmamış. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.